Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yine Antalya'ya geldim. Muratpaşa Belediyesi'nin orada indim. Şimdi geçen gün kahvaltı ettiğim yerde yine kahvaltı edeceğim. Burayı çok beğenmiştim. Size gösteririm. Açılsın. İlk önce bir dükkanı açsınlar. Erken saatte geldiğim için şu an da dükkanı yeni açıyorlar. Güzel kahvaltı menüleri falan var. Daha dükkanı açmamış yani, düşünün, o kadar erken saatte geldim. Şimdi bir açılışı yapsınlar, ondan sonra kahvaltı etmeye giderim oraya. Size de menülerini falan gösteririm. Şimdi dolanayım ben biraz. Evet arkadaşlar, yemek yiyeceğim yer kafeyi açana kadar biraz gezinirken buranın sahili olduğunu da gördüm. Hemen deniz hastası biri olarak geldim sahile doğru. Oo, buranın manzarası da güzelmiş bayağı. Of, şu güzelliğe bak ya. Vallahi burayı hiç bilmiyordum. Geldim, yürüdüm, çok iyi oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Lan burası da bayağı yüksek. Denize atlama tutkum var ama buradan atlamak yemez. En fazla 5-6 metreden atlıyorum. Ona cesaret edebiliyorum ama burası bayağı yüksek. Harika bir manzara var ama. Neyse, biraz daha yürüyeyim de şu uca gideyim. Suların aktığı yere gitmeyi düşünüyorum. Ama şu güneşin yansıması falan harika ya. Evet, parkın içinden geçip o suyun aktığı yere doğru gideyim sizin için ve kendim için. Yani sağ tarafta koşu yolu falan da var. Burası gerçekten güzelmiş. Antalya'da yaşasam burada yaşamayı isterdim yani. Burası muhit olarak güzel. Evet, daha da yaklaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Gideceğim, merak etmeyin. Evet, böyle oturabileceğiniz yerler de var. Manzara eşliğinde. Burası da şelalenin üstündeki yer. Biraz da aşağı inip size o tepeden akan suyun yanına götüreyim. O suyun kaynağı burası. Bu böyle gelip buradan akıyor aşağı. Daha fazla uca çıkıp da çekim yapamıyorum şu an. Yani yapmasına yaparım da laf söylerler ve tehlikeli. Manzarası da bu şekilde. Evet, sabah böyle bir ortamda kahvaltı etmek güzel olabilir. Herkes burada kahvaltı ediyor. Fakat size başka yerde çekim yapacağımın sözünü verdiğim için şu an oraya gitmek zorundayım. Sözümü tutacağım. En azından bu güzel manzaranın yanına kadar gelip çekim yaptım sizlere. Bir daha buraya yolumuz düşerse veya sizin düşerse burada kahvaltı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu güzel manzara eşliğinde. Arkadaşlar, gideceğim, kahvaltı edeceğim yer hemen şu caddenin orada ileride. Sahili de burada, yani yaklaşık bir 100 metre yürüyünce hemen sahiline varıyorsunuz zaten. Çok yakın. Yani Bezze'de kahvaltı ettikten sonra deniz havası almaya, isterseniz sabah sporunuzu yapmaya gelebilirsiniz. Artık size kalmış. Benim kahvaltı yapacağım yer burası. Hadi gidelim artık. İçeriden de çekim yapayım biraz. Mekan bu şekilde. Şöyle cam kenarına oturayım. Prize yakın bir yere. Kısaca göstereyim böyle kahvaltı menülerini. Bunlardan birini seçip karnımızı doyuracağız artık sabah sabah. Evet, bu tam benim menemenim. Çakallı menemen. Bugün çakallık yapacağız biraz. Fazla oturmak için sınırsız çay olanından söylemem gerekiyor.
ya bununla ya bundan söyleyeceğim artık. İkisi arasında karar vermem gerek. %1 şarj var. Kahvaltı geldi. Çekimi yapamadım. Size asıl kahvaltıyı gösterecektim. Kedi de burada oynuyor şarj aletiyle. Asıl niyetim kahvaltıyı çekmekti ama benim normal bir insana göre başıma gelen aksilik 5 kat daha fazla olduğu için bunları normal karşılıyorum. Ortamı da şöyle göstereyim, artık karnımızı doyurduk. Çıkalım mekandan. Evet, Antalya merkeze doğru gidiyorum. Saat Kulesi'ne doğru. Burayı takip edip sahile doğru gideceğim. Antalya merkez patlıyor herkes. Kalabalık burası. Daha akşamüstü olmasına rağmen. Evet arkadaşlar, Vakıf Bankası yanından girdiğinizde bu Demirciler Çarşısı'na geliyorsunuz. Zaten bu Yemen kahvesini görünce de tanırsınız burayı. Arkasında da restoran var. Hepsi dip dibe. Evet, havada uçuyorum. Şahitlerim var. Heykeli bu da. Evet, burada kalaycılar, bakır işçileri var. Fotoğraf çekiyor, para veriyor. He? Fotoğraf değil, video çekiyor. Hayırlı işler. Her şey para olmuş ya burada. Bir kere Şirince'ye gittiğimizde de kadın gelin çekin içeriği dedi. Çekim yaptığımızda da ondan sonra para istemişti, çektiniz diye. Paçacı Cumhur burası meşhur mu acaba? Burada yemeği mi yesem? Görünüşü güzele benziyor. Kuyu tandırı. Paçası falan. Vallahi herhalde burada yiyeceğim ya şimdi. Gidiyorum karşıya. İçeriği de şöyle göstereyim. Mumbar da var herhalde. Kelle paça yemek için buraya oturmuştum ama şu an canım mumbar haşlama çekti. Ne zamandır yemediğim için. Şöyle göstereyim. Mumbar haşlama yiyeceğim. Mekanda şu şekilde göstereyim size. Burası meşhur bir yere benziyor. Artık kelle paçayı her yerde yerim ama bu mumbar dolmasını ne zamandır yemediğim için burada yiyeyim. İnşallah hakkını veriyorlardır. Evet, mumbar haşlamamız da geldi. Mumbar dolması haşlaması. Bakalım tadı nasıl, lezzeti nasıl. Uzun zamandır yemiyordum. İlk önce Türk usulü tuzumuzu atalım. Tadına bakmadım. Sonra bol kekiğimizi atalım. Ya az az döküldüğü için. Sonra karabiber. Tadımlı. O kimyonla varmış. Bu nasıl olur bilmiyorum ama bundan da azaltacağım. Son olarak da sofranın as solisti pul biber. Size şöyle göstereyim. Biraz uzak olacak ama artık kusura bakmayın. Sadece deneme yapacağım sizin için. Ondan sonra kapatacağım. Canınız çekmemesi için. Sıcak. Bayağı sıcak. Çok tadını alamadım. Lezzetli ama kızartması daha iyi oluyor bunun. Öyle söyleyeyim size.
Daha önceden hep kızartma yediğim için biliyorum. Tereyağı olur, alayım. Sağ olsun. Yani işte şimdi lezzet olur. Tereyağı da geldik. Çok sıcak olduğu için rahat yiyemiyorum ama arkadaşlar, lezzetli tereyağından sonra gerçekten sınıf atladı diyebilirim. Yani normal haşlama tadı geliyordu önce ilk yediğimde ama tereyağı döküldükten sonra gerçekten bambaşka bir şeye dönüştü lezzet olarak. Hayda, ben her şeyi sonradan görüyorum. Baksanıza burada ne varmış? Sarımsaklı limonlu sos varmış. Yani ben bunları atmasam tabii ki hakkını vermeden yemiş olurum yani. Ayıp etmiş olurum bu güzelim yemeği. Heh, şimdi ne oldu işte. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. İşte şimdi tavsiye edebilirim size burayı. Evet arkadaşlar, son olarak bunun bol limon sulu tereyağlı suyuna şifa niyetine içeceksiniz var ya, kaşık kaşık. Öyle bir lezzetli ki düz duvara tırmanırsınız. Antalya'ya geldiğinizde buraya mutlaka gelmelisiniz. Ben 3 defa geldim Antalya'ya. Bu 3. gelişim. Bu zamana kadar neden sürekli merkezi yerlerden gezdim, neden ara sokaklara girmediğimi şu an pişmanım açıkçası. Arkadaşlar, böyle farklı yerel ve güzel lezzetleri sizin için keşfedip, sizin için bulup paylaşmamı istiyorsanız abone olup beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet, burası Paçacı Şevki olarak geçiyor içeriden ama tabelasında Paçacı Cumhur yazıyor. İkisi de geçerli artık. Yemen kahvesinin arkasında zaten burası. Paçacı Şevki diye de aratsanız, Paçacı Cumhur diye de aratsanız bulabilirsiniz.